Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Çin Halk Cumhuriyeti 2020 yılında insansız yüzey gemisi geliştirdiğini açıklamıştı. Hatta bununla ilgili net olmayan bir fotoğraf paylaşılmıştı. Bir de konsept tasarımı görmektesiniz. Çin bu geminin hangi amaçla inşa edildiğini bugün itibariyle açıkladı. İnsansız yüzey gemisinin birincil amacının denizaltıları takip etmek ve kitlemek olduğu açıklandı. İnsansız yüzey gemisinin gelişmiş elektronik harp kapasitesine sahip olduğu da Çin basını tarafından paylaşılıyor. Bir diğer haberimiz NATO sözcüsü Oana Lungescu 8 ülkeden uçak, denizaltı ve gemilerin katıldığı Sicilya açıklarındaki dinamik manta tatbikatının başladığını ve bu tatbikatın başladığını gösteren fotoğrafları paylaştı. Normalde Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan'ın katıldığını biliyorduk fakat sözcü yaptığı açıklamada Fransa, Belçika, ABD ve Almanya'nın da buraya katıldığını aktardı. Fotoğraflara baktığımızda Türk denizaltımızı ve gemimizi görmekteyiz. Bir diğer haberimiz Türkmenistan manatları üzerindeki Türk büyüklerinin fotoğrafları paylaşılmış. Birincisi Tuğrul Bey, ikincisi Sultan Sencer, üçüncüsü Oğuzhan, dördüncüsü de tabii ki de Korkut Atay'ı görmekteyiz. Aselsan'dan bir haberimiz var. Aselsan 2020'de durmadı, yorulmadı şeklinde paylaşılmış. Net satışlar %24 artarak 16 milyar TL oldu. Net kar ise 4,5 milyar TL. Yurtdışı siparişler 1 milyar dolar, toplam bakiye siparişler 9,5 milyar dolar. ARGE ise 3.3 milyar TL harcandığı, alımların %73'ünün yurt içinden yapıldığı belirtildi ki bu sayının mutlaka arttırılması gerekiyor. Bilindiği gibi önemli olan yurt dışına satmak. Bir diğer haberimiz, geçen günlerde Pakistan-İran sınırındaki Panjgur yakınlarındaki İran sınır muhafızları Belucistan tüccarlarına ateş açmış. Bunun sonucunda 10 kişi hayatını kaybetmiş. Çok sayıda kişi yaralanmıştı. İran rejimine bağlı güçlerin açtığı ateşte sınır ticareti yapan 10 Belucistanlı vatandaşın ölmesi sonrası Sistan, Belucistan eyaletindeki Beluçların ayaklandığı belirtiliyor. Görüntüler Seravan'dan şeklinde paylaşılmış. Pakistan henüz bununla ilgili bir kınama açıklaması yapmadı. Bunu da belirtelim. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte Cufra Operasyon Odası basın dairesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayı çok kısaca özetleyelim. İki maddede özetleyeceğiz. Birincisi Hafter Medisleri Sirte'ye insansız hava aracı kontrol merkezi kuruyor ve cephane taşımaya devam ediyor şeklinde Hafter'in de insansız hava araçlarını kullanmaya devam ettiğini aktarmış. Bilindiği gibi burada ben ekliyorum. Çin yapımı insansız hava araçlarını çok kez düşürmüştük. İkinci İkinci madde Sirte'deki Rus Wagner milisleri işgal altında tuttukları güneydeki Şerara petrol sahasından Sirte'ye boru döşüyor. Yine ben ekleyeyim bilindiği gibi Şerara petrol sahası Libya'nın en çok petrolün çıktığı Bölge ve petrol hilali olarak adlandırılan hilal şeklindeki liman bölgesinde bulunuyor devam edelim petrolün siirt gemilere yükleneceği tahmin ediliyor şeklinde operasyon odasından bu tarzda bir açıklama gelmiş burada ulusal mutabakat hükümeti tarafı Wagner milislerini ileride barış için en önemli şart olarak ortaya sürecektir bunu da hatırlatalım. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Mısır Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yani Sami Şükrü'den bahsediyoruz. Her iki tarafta karşılıklı çıkarları görüştü ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mısır'ın Rusya'dan Su-35 savaş uçağı satın alma potansiyeli konusundaki endişelerini dile getirdi. Şunu söyleyelim Mısır'da Sisi giderek aslında ABD'den uzaklaşıyor. Bununla ilgili bir analiz haber yapmıştık. Bunun üzerine hatta ABD Merkez Komutanı'nın komutanı Kenneth McKenzie de Mısır Cumhurbaşkanı ayağına giderek bir görüşme gerçekleştirdi. Bilindiği gibi Mısır daha çok Çin'e ve Rusya'ya kayıyor. Bir diğer haberimiz Güney Çin Denizi bölgesi sıklıkla bölgeye komşu devletlerin hak iddiaları ve anlaşmazlıkları sebebiyle gündeme geliyor. Bu sefer ise bölge Vietnam'ın Sıpray Adalarında yer alan savunma mevkilerini ve tesislerini Çin agresifliğine karşı güç güçlendirdiğine dair bir rapor ile gündeme geldi. Burada rapor Çin basını South China Morning Post tarafından paylaşılmış. Bir diğer haberimiz Pakistan Başbakanı İmran Han, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ile Kolombo Sri Lanka'daki başkanlık sekreterliğinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar ve kısa bir video paylaşılmış. Bir diğer haberimiz burada Paşinyan bir gazeteciyle röportaj gerçekleştirdi. Gazeteci Sarkisyan İskender füzesinin savaşın 3 veya 4. gününde atılmadığına şaşırdığını söyledi. Size atış için başvuruldu mu şeklinde Nikol Paşinyan'a bir soru yöneltti. Paşinyan başvurulmuş olabilir ama soruyu soran daha iyi cevabını biliyor. En iyisi füzenin niye patlamadığını ya da %10 kadarının neden patladığını söyleyin şeklinde burada Rusya'ya laf atmış oldu. Yani bozuk füzeleri yolladı ima etti. Yine Ermenistan Savunma Bakanı Harutunyan ülkelerindeki bir Rus askeri üssünün genişletilmesini ve Rus kuvvetlerinin Azerbaycan sınırına yakın yerlerde konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Hatırlarsanız Karabağ günlerinde sizlere Erebure askeri üssünden ve Gümr askeri üssünden detaylıca bahsetmiştik. Bir diğer haberimiz Almanya'nın Bavyara eyaletinde din dersinde İslam seçeneğinin de gelecek eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulacağı açıklandı bu da önemli bir gelişme bir diğer haberimiz İngiliz medyasından Daily Mail, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin İngiltere'den kabuklu deniz ürünleri ithalatı yasağına karşı misilleme olarak İngiltere'ye Avrupa'da şişelenmiş içme suyunun ithalatına yasak getirerek Avrupa Birliği'ni su savaşları ile tehdit ediyor. İngiltere'nin çeşitli alanlarda Avrupa Birliği'nden ithalatı kısıtlamak için tedbirleri tartıştığı da açıklandı. Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye patates ve patates tohumlarının ithalat yasağının da gündemde olduğu Eritiliyor. Burada Türk ihracatçılığın İngiltere pazarına birçok alanda açılacağı bekleniyor şeklinde de bir değerlendirme yapılmış. Bir diğer haberimiz Libya'nın başkenti Trablus'ta ülkede medya ihtiyacı giderme hedefleyen yeni platform kamuoyuna tanıtıldı. Başkent Trablus'taki Korintia Hotel'de gerçekleşen tanıtımda internet haber sitesi olarak deneme sürecini tamamlayan Favasel Medya Platformu'nun radyo ve televizyon yayınına da başlayacağı kaydedildi. Burada yeterli içerikteki haberleri en hızlı şekilde okuyucuya ulaştırma amacı taşıdığı da belirtilmiş. Tanıtım programına TİKA'da katıldı. Bunu belirtelim yani ülkemizin desteklediği bir platform. Burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Libya Koordinatörü Gıyasettin Karatepe buraya katıldı. Libya hükümetine bağlı düşünce kuruluşu, kamu politikası, destek ofisi de buraya yoğun ilgi gösterdi. Bu neden önemli derseniz bilindiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri birçok basın kuruluşunu burada finanse ediyor. Özellikle kışkırtmak için hem Hafter tarafından hem de Ulusal mutabakat. Demokrat hükümeti tarafında çok sayıda gazeteye ve basın kuruluşuna sahip dolayısıyla böyle bir hamle oldukça yerinde olmuş. Yine bilindiği gibi Libya resmi devlet televizyonu şu an Katar sayesinde finanse ediliyor. Katar da burada Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber yarışıyor. Katar resmi hükümete destek verirken tabii ki de Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'e destek veriyor. Bunu da belirtelim. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.